Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Yeni konumuza devam ediyoruz. Gençler hücre ünitesinin başını yapmıştık. Hücrelerin yapısından, özelliklerinden bahsetmiştik. Bugün de sitoplazma ve çekirdek konusuyla birlikte olacağız sizlerle. Aslında çekirdekten bahsedeceğiz. Sitoplazmanın içerisinde bulunan bazı organellerde bugünkü dersimizin konusu olacak. Konu uzun kalan kısmı ikinci dönemin dersleri içerisinde yayınlanacak. Gençler bugün çekirdek ve sitoplazma yazma 1'i sizlerle birlikte yapıyoruz. Dediğim gibi daha sonrasında da yazılı kampıyla karşınızda olacağız. Hemen ödevlerinizi de vereyim. Hangi konuya kadar geleceğimizi söyleyeyim gençler. Daha sonrasında konularımıza hızlıca geçiş yapalım. Yaşam bilimi biyoloji ünitesini bitirmiştik. Onun bütün sorularını tabii ki çözmüş olmanız gerekiyor. Hücrelerin yapısı da bir önceki dersimizin konusuydu. Bugün de çekirdeği anlatacağız. Arkasından sitoplazma konumuz olacak. Ribozom, endoplazmik retikulum, Golgi ve lizozom organelini anlatacağız. Yani sayfa 97'ye kadar sıfırdan 9'adan yapmadığınız hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Aynı şey dinamo içinde geçerli. Gençler Golgi ve lizozom konusuna kadar her soruyu çözüyorsunuz. Bu dersi bitirdiğimizde hemen sayfasını da söylüyorum. Karşımıza çıktı sayfa 81'e kadar dinamodan çözmediğiniz hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Hazırsanız yaslanın arkanıza başlıyoruz. Şimdi öncelikle bugünkü dersimizde neler öğreneceğiz onlara biraz bakalım. Sitoplazmayı anlatacağız tanımsal olarak arkasından çekirdeğin yapısından bahsedeceğiz görevlerinden ve kısımlarından bahsedeceğiz. Organellerin de bir kısmını dediğim gibi bugünkü dersimizde anlatacağız. Ribozom, endoplazmik retikulum, golgi ve lizozom organelleri bugünkü dersimizin konusu olacak gençler kullanım alanlarına ve faydalarına bakacak olursak tabii ki kendimizi tanımamıza biraz daha yardımcı olacak bu ders mikroskobik düzeyde olan hücrelerin işleyişini kavramamıza yardımcı olacak. Üniversite sınavının birinci basamağı olan TYT sınavında da tabii ki doğrudan bu konuyla ilgili sorular karşımıza çıkıyor. Ödevlerimizi en baştan ben gösterdim zaten. Öncelikli olarak hücresel yapı bakımından canlıları ikiye ayırmıştık. Bir önceki dersimizde bu kısmı hatırlatmıştık gençler. Tekrar tekrar karşımıza çıkacağını da söylemiştim. Hücresel yapı bakımından canlıları kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Bir prokaryot hücre yapısına sahip canlılarımız vardı. Bir de ökaryotlarımız vardı. Prokaryot dediğimiz zaman daha gelişmemiş yapılı hücrelerden bahsediyorduk. Alem düzeyinde de daha gelişmemiş alemlerimiz. Yani bakteriler ve arkeler alemindeki canlılar prokaryot hücre yapısına sahiptiler. Basit yapılı hücrelerden bahsediyorduk. Tabii ki kalıtsal materyalleri vardı ama kalıtsal materyalleri çift zincirli halkasal bir halde bulunuyordu. İki ucu birbiriyle birleşikti. Zarlı organelleri ve çekirdekleri yoktu sadece ribozom organeli bulunduruyorlardı ki ribozom organeli de zaten zarsız bir organeldir. Ökaryotlara bakacak olursak prokaryotlardan daha gelişmiş yapılı hücrelerden bahsediyoruz. Kalısal materyalleri çift zincirli iki ucu birbirinden bağımsızdı. Helix şeklinde bulunuyordu. Tabii ki ökaryotlarda çekirdek bulunduğu için kalısal materyal yani DNA çekirdeğin içerisinde yer alıyordu. Ökaryotlarda hücre tipine bağlı olarak zarlı ve zarsız organelde dediğimiz organeller tabii ki bulunabilinecek. Hemen şuradan da tekrar etmiş olalım. Prokaryot ve ökaryotları kendi içerisinde kıyas yapacak olursak hücre zarı olmayan hücre mi var hocam? Hücre zarı tüm canlılarda ortak. Sitoplazma tüm canlılarda ortak. Protein sentezinin gerçekleştiği zarsız ribozom organeli hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda bulunuyor. Keza DNA, RNA içinde aynı şey geçerli. İkisinin arasındaki farka bakacak olursak ökaryotlarda DNA'nın etrafı bir zarla çevriliydi. Yani ökaryotlara çekirdekli hücreler diyorduk. Zarlı organeller prokaryotlarda bulunamazken ökaryotlarda bulunabiliyordu. Prokaryotları tekrar söylüyorum gençler. Bakteriler ve arkeler aleminde yer alan canlılar prokaryot hücre yapısına sahipti protistler, bitkiler, mantarlar, hayvanlar alemindeki hücreler ise ökaryot yapıya sahipti. Sonra tekrar devam edelim hatırlatalım bir sonraki ünitemiz canlılar dünyası demiştim ki 9. sınıfta aslında konular birbirini tamamlaya tamamlaya ilerliyor. İlk ünitede öğrendiğimiz bir şey 3. ünitede tekrar karşımıza çıkacak keza 2. ünitede tekrar karşımıza çıkacak hücresel yapı bakımından canlıları prokaryot ve ökaryot olarak ikiye ayırdık. Alem düzeyinde de canlıları bakteriler, arkeler, protistler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olmak üzere altıya ayıracağız. Bakteriler ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahipti. Bu alemlerde bulunan canlıların tamamı tek hücrelidir. Hiç çok hücreli bir prokaryot tanıdığımız yok. Sonra protista ve mantarlar alemine baktığımız zaman tek hücreli olanlar da var, çok hücreli olanlar da var. He, prokaryotların tamamı tek hücrelidir diyebiliyorum. Ökaryotların tamamı çok hücrelidir diyemiyorum. Ökaryot hücre yapısına sahip tek hücreli canlılar da var çok hücreli canlılar da var ki protista ve mantarlar aleminde bulunan canlıların tek hücreli örnekleri de var, çok hücreli örnekleri de var. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki canlılara baktığımız zaman da bunların tamamının çok hücreli olduğunu görüyoruz. Şimdi daha önceki üniversite sınavında şekilsel olarak da çıktı. Sözel olarak da karşılaştırması çıktı. Bitki ve hayvan hücresinin arasındaki farklar bizim için çok önemlidir. Yazılıda da hocaların sevdiği karşılaştırmalardan bir tanesidir. Biz bugün ökaryot hücreleri içten dışa doğru incelemeye başlayacağız. Ökaryot yapılı hücreleri düşündüğümüz zaman tabii ki bir çekirdek bulunacak gençler. Şu bizim için bitki hücresi bu da hayvan hücresidir. İkisi de ökaryot. Çekirdek denilen yapı Ökaryotlarda bulunacak sonra çekirdekle hücre zarı arasında kalan alanın tamamına birden stoplazma ismini vereceğiz. Yani stoplazma sadece sıvı olan kısım değil stoplazma organellerden hücre iskeleti elemanlarından ve sıvıdan oluşan kısmın tamamına verilen isimdir. Ki biz stoplazmayı anlatırken önce şurada bulunan sıvının özelliklerini vereceğiz. Sonra burada yer alan organelleri anlatacağız. Daha sonra da hücre zarı ve hücre zarında madde alışverişleri konumuz olacak. Bitki ve hayvan hücresini kendi içerisinde kıyas yapacak olursak en büyük farklardan bir tanesi bitki hücrelerinde hücre zarının dışında hücre duvarı adını verdiğimiz yapı var. Hücre duvarı hücrenin şeklini sabit kalma sağlıyor. Esneme özelliği yok. Bu nedenle bitki hücreleri mesela su alıp şişip şişip patlayamıyorlar veya büzüşemiyorlar çeperleri. Bunların Hayvan hücrelerine baktığımız zaman sentrozom adını verdiğimiz organel hayvansal hücrelerde bulunuyor. Hücre bölünmesi sırasında iyi ipliklerinin oluşmasını sağlıyor. Bitkisel hücrelerde özellikle gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde sentrozom organeli yok gençler iyi iplikleri sitoplazma tarafından üretiliyor. Diğer farklardan bir tanesi de kloroplast organeli veya plastitlerdir. Plastit dediğimiz kloroplast Romoplast ve lökoplast organelleri bitkisel hücrelerde bulunuyor. Hayvansal hücrelerde ise bu organeller yok. Şimdi dedim ki içten dışa doğru çıkmaya başlayalım. İlk olarak neden bahsedeceğiz? Tabii ki çekirdekten bahsedeceğiz. Gençler çekirdeğe baktığımız zaman da hücrenin yönetim ve kalıtım merkezinden bahsediyoruz. Yani patron ökaryot hücrelerde tabii ki çekirdek olacak. Neyi denetleyecek? Ya hocam neyi denetlemeyecek ki? Hücre bölünmesini, büyümeyi, onarımı denetleyecek. Hücrelere baktığımız zaman da farklı şekillerde olduğunu görebiliyoruz. Bazılarında biraz daha oval, bazılarında küremsi şekilde bulunuyor. Genellikle de hücrenin ortasında yer alıyor ama illaki tam böyle merkezde, ortada olmak zorunda değil tabii ki. Buradan çekirdeğin içerisindeki yapılara geçmeden söylemek istediğim birkaç tane şey var gençler. Baktığımız zaman bazı hücrelerde, daha doğrusu hücrelerin çok büyük bir kısmında bir tane çekirdek olduğunu görüyoruz ama bazı hücrelerde birden fazla çekirdek bulunabiliyor. Mesela protist alemi protist alemi diyorum ya protist alemini anlatırken 3. ünitede orada paramesyum adını verdiğimiz tek hücreli bir canlı olduğunu söyleyeceğiz. Paramesyuma baktığımız zaman bir tane büyük çekirdeği var bir tane de küçük çekirdek dediğimiz çekirdeği var. Mesela paramesyum çift çekirdekli bir hücredir. İnsanların çizgili kas hücrelerine baktığımız zaman onların da birden fazla çekirdeğe sahip olduğunu görüyoruz gençler. Yani bazı hücrelerde birden fazla çekirdek bulunabilir. Ama şöyle özel bir durum da var. Kanımızda oksijen ve karbondioksitin taşınmasını sağlayan al yuvar adını verdiğimiz hücrelerimiz var. Yani kırmızı kan hücrelerimiz. Al yuvarlarımızın da çekirdeği yok. Bunlar ilk oluşturulduklarında yani kemik iliği tarafından üretildiklerinde bunların gayet çekirdekleri ve organelleri bulunuyor. Daha sonra bunlar olgunlaşma sürecine giriyorlar. Olgunlaşma sürecinde çekirdek ve organelleri kaybediyorlar. Konunun içerisinde çok geçecek. Al yuvarlarda işte golgi yok. Al yuvarlarda mitokondri yok. Al yuvarlarda çekirdek bulunmaz gibi tekrar tekrar söyleyeceğiz. Vücudumuzda bulunan özel bir hücre grubudur. Olgunlaşırken çekirdeklerini ve organellerini kaybediyorlar. Bu sayede daha fazla oksijen ve karbondioksit bağlayıp taşıyabiliyorlar. Ya hocam bunların çekirdeği yok nasıl hayatlarına devam edecekler? Bunların zaten hayatları belli bir süre, ortalama 120 gün civarında. Çekirdekleri ve organelleri olmadığı için 120 gün dayanabiliyorlar, işlerini yapıyorlar. Daha sonra bu hücreler ölüyor. Yerine kemik iliğinden yenileri üretilmiş oluyor. Thank <laughs> you. Geldim çekirdeksiz hücreler uzun süre yaşayamaz kısmına ki al yuvarları söylemiştim gençler. Ortalama ömürleri 120 gün kadar sürüyor. Ama baktığımız zaman sinir hücresi gibi gayet çekirdeği olan hücrelerimiz de var. Mesela bizim sinir hücrelerimizin çok büyük bir kısmının da bölünme yeteneği yok. Embriyonik dönemde bunlar bölünüp çoğalıyorlar. Sonra biz doğduktan sonra sinir hücreleri bölünme özelliğini kaybediyor. Ölene ne kadar aynı sinir hücresiyle yaşıyoruz. Yani bazıları da tüm ömür boyu bizimle yaşayabiliyorlar geliyorum çekirdeğin asıl kısmına bizim için sorularda gelecek kısmına çekirdeğin görevine canlıya ait kalıtsal bilgiyi tabii ki depo edecek yer bizim çekirdeğimiz olacak. Her şeyi kontrol edecek. O zaman hücre bölünmesini kontrol etme de onun işi olacak. Büyüme, onarım gibi hayatsal faaliyetler, metabolik olaylar da yine onun kontrolünde gerçekleşecek. Çekirdek hücre bölünmesi sırasında bir sonraki yavruya aktarılacak. Aslında hücre bölünmeye gerçekleştireceği zaman önce DNA'sını eşleyecek iki tane birbiriyle aynı kalıtsal yapıya sahip birbirinin kopyası fotokopisi olan DNA olacak. Hücre bölündüğü zaman da kalıtsal materyal yavru hücrelere kusursuz bir şekilde aktarılmış olacak. DNA dediğimiz şeyde ökaryotlarda çekirdekte bulunduğuna göre demek ki çekirdek bölünme sonucu oluşan hücrelere kalıtsal bilgiyi aktarma işini de gerçekleştiriyor. Çekirdeğin yapısına da bakacak olursak yani şu sadece çekirdek gençler şöyle hücreyi hayal edebilirsin etrafında aynı hücre zarında olduğu gibi çekirdeğin etrafında da çift katlı bir zar sistemi var aynı hücre zarında madde alışverişinin gerçekleştiği delikler olduğu gibi hücre zarında da madde alışverişinin gerçekleştiği delikler var. Birazdan söyleyeceğim hatta diyeceğim ki hücre zarındaki deliklere por diyoruz. Çekirdek zarındaki deliklere de por diyoruz. İkisinin büyüklüğünü kendi içerisinde kıyas yapacak olursak çekirdek zarında bulunan porlar daha büyük yapılı oluyorlar. Çekirdek zarından sonra sonra şurada çekirdek sıvısı dediğimiz kısım var gençler hücre sıvısından hücrenin içerisinde bulunan sıvıdan daha yoğun bir kıvamı oluyor sonra çekirdeğin içerisinde çekirdekçik bulunacak bir de genetik materyalimiz yani DNA'mız yer alacak DNA'mız tek başına bulunmuyor mutasyona çabuk uğrar ve zarar görürdü DNA'mız özel katlanmalar yapıyor etrafına da proteinler alıyor DNA ve proteinler bir araya gelip sanki böyle parmağımın arasında bir ipliği sıkıştırmışım şekline dönüştüğü zaman biz ona kromatin ismini vereceğiz. Hücrenin çekirdeği yapısındaki nükle, nükleik asitlerden dolayı kolay boyanıyor gençler. Metilen mavisi, iyot, gibi boyalarla boyama işlemi gerçekleştirilebiliyor. Bu boyanma özelliğinden ve büyüklüğünden dolayı çekirdek mikroskop incelenmesinde çabuk fark ediliyor. Fakat tabii ki içerisindeki genetik materyali görmek o kadar da kolay değil. Çekirdek zarıyla başlıyoruz. Çekirdek zarına aynı zamanda karyo çekirdek anlamına geliyor gençler. Karyo lemma ismi verilebiliyor. Çekirdek zarı ne yapacak? Tabii ki şöyle hayalet. Çekirdek şurası. Hücrenin sıvı kısmıyla çekirdek sıvısını birbirinden ayıran kısım çekirdek zarı olacak. Yine ne dedim çift katlı bir yapıya sahip. Aralarda da tabii ki boşluklar bulunuyor. Aslında çekirdek zarı dediğimiz şey bugünkü dersimizde anlatacağım. Hücre zarı kıvrımlar yaparak bir boru sistemi oluşturuyor. Hücre zarının içeriye kıvrımlar yaparak oluşturduğu boru sistemi aslında endoplazmik retikulum. Altyazı endoplazmik retikulum da gidiyor DNA'nın etrafını sardığı zaman çekirdek oluşmuş oluyor. He, o zaman çekirdek zarı endoplazmik retikulumun devamıdır diyebiliriz gençler. Dış kısmında da çekirdek zarının ribozom organeli bulunuyor. Unutma ribozom organeli protein sentezinin gerçekleştiği prokaryot, ökaryot tüm canlılarda bulunan zarsız organeldi. Ribozom organeli stoplazma da serbest halde bulunabildiği gibi aynı zamanda pek çok yapının üstünde de bulunabiliyor. Mesela bazı endoplazmik retikulumlarda var. Mitokondri, kloroplast gibi organellerde var. Unutma, çekirdek zarının üstünde de ribozom organeli var buradan devam edecek olursak çekirdek zarının üzerinde açılıp kapanma yeteneğine sahip bir de madde alışverişinin gerçekleştiği porlar var. Porlar çekirdek sıvısı ile stoplazma arasında tabii ki madde alışverişini sağlamış olacak. Büyüklüklerini kıyas yapmıştım ya unutmuyorsun. Mesela senin şurada bir mitokondri organelin var ve ATP sentezletti. ATP'yi anlattık. Azotlu organik baz olarak adenin bulunduruyordu. Ribo bulunduruyordu. Üç tane de fosfat içeriyordu. Adenozin trifosfat canlılarda enerjinin kullanılabilir şekliydi gençler. ATP için ne demiştik? Depolanamaz. Hücreden hücreye transfer edilemez. Yani ATP dediğin şey şu hücre zarından dışarıya çıkamıyor. Büyük. Ama ATP sentezlendikten sonra çekirdekte iş yapılacaksa çekirdeğin içerisine girebiliyor. Senin buradan bir sonuca ulaşman lazım. He, ATP hücre zarından geçemiyor büyük bir molekül olduğu için ama çekirdek zarından geçip içeriye girebiliyor. O zaman ikisinin arasındaki deliği kıyas yaparsam çekirdek zarındaki delikler yani porlar çok daha büyük yapıya sahiptir gençler. Keza mesela DNA'dan RNA çekirdekte sentezlenir sonra bazı RNA'lar çıkar sitoplazmada iş yapar demek ki RNA dışarıya çıkabiliyor ama hücreden dışarıya çı kamıyor büyük bir molekül olduğu için Porlarda RNA, ATP, protein gibi makromoleküllerin giriş çıkışı düzenlenir. Yani bunlar gayet giriş çıkış yapabiliyorlar. Ama DNA'yı unutma. DNA nereye gitsin ki? Onun yeri çekirdeğin içerisidir. Yani DNA molekülü çekirdek zarından dışarıya çıkamaz. Çekirdek zarına da baktığımız zaman hücre bölünmesi sırasında sıkıntı yaratır bunlar. DNA'nın eşlenip iki tane yavru hücreye aktarılması gerekiyordu ya. O yüzden de baktığımız zaman çekirdek zarı e, hücre bölünmesi sırasında tabii ki eriyor gençler. Hücre bölünmesi tamamlandıktan sonra çekirdek zarı yeniden oluşuyor. Buradan devam ediyorum. Çekirdek sıvısıyla yani karyoplazma dediğimiz kısımla aslında mesela gençler hadi burada size bir şey öğretmiş olayım belki aklınızda daha kolay kalmasını sağlarım. Sito hücre demek. Loji bilim demek mesela sitoloji dediğimiz zaman hücre biliminden bahsediyoruz. Biyoloji canlı bilimi anlamına geliyor. Sen sitoplazma dediğin zaman hızlı okunca sitoplazma diyoruz ama aslında sitoplazmadan bahsediyoruz. Hücrenin plazma kısmından karyoda çekirdek demek diye ya, karyoplazma yani çekirdeğin sıvı kısmından bahsediyoruz. Çekirdeğin içinde bulunan tabii ki sıvı kısım sitoplazmaya göre daha yoğun bir kıvama sahip oluyor. Peki içinde neler var? Su var, proteinler var, enzimler var, RNA bulunuyor, DNA bulunuyor. DNA'yı artık kromatin iplik diyoruz. Unutma mineraller, çekirdekçik dediğimiz yapıda tabii ki çekirdek sıvısının içerisinde yer alacak. Buradan çekirdekçiğe yani nükleolusa geçecek olursak çekirdekçikte DNA RNA ve protein bulunuyor gençler çekirdekçik de aynı çekirdek zarı gibi hücre bölünme sırasında kayboluyor bölünme tamamlandıktan sonra tekrar meydana geliyor çekirdekçik dediğimiz şey zarsız bir yapıya sahiptir. Ne iş yapar? rRNA dediğimiz ribozomal RNA'ların sentezi burada gerçekleşiyor. Şöyle söyleyeyim aslında size. Bizim ribozom adını verdiğimiz zarsız organelimiz vardı ya protein sentezinin gerçekleşmesini sağlıyordu. Ribozom organeli de ribozomal RNA yani rRNA artı proteinlerin birleşmesiyle meydana gelen bir organeldir. Ribozom organelinin küçük ve büyük alt birimleri bulunur ki birazdan anlatacağım. Bu küçük ve büyük alt birimlerin sentezi çekirdekçikte gerçekleşiyor. Bakmışlar protein sentezinin çok yapıldığı hücrelerde çekirdekçi daha büyük yapılı olduğu, daha çok sayıda bulunduğu gözlemlenmiş. Çekirdeğin büyüklüğü ve sayısı hücrenin tabii ki aktivitesine bağlı olacak gençler. Dediğim gibi protein sentezinin çok gerçekleştiği hücrelerde çekirdekçik sayısı da daha fazla olur. Prokaryot hücrelerde çekirdekçik olmadığı için ribozomun alt birimleri tabii ki sitoplazmada sentezlenmiş olacak. Buradan da kalıtım materyelimize yani kromatin ipliğimize geçiyorum. Kromatin iplik dediğimiz şey aslında bizim DNA'mız var. DNA'mızın etrafını proteinler sarıyor. DNA'mızın etrafını proteinler sardığı zaman biz artık ona kromatin iplik ismini veriyoruz. Kromatin hücrede bölünme öncesinde dağınık ipliksi yapıda bulunuyor. Hücre bölünme sırasında kısalıp katlanarak kromozomlara dönüşüyor. He, i̇nsanlar iken eşittir 46 kromozomlu, köpekler 78 kromozomlu falanca falanca kromozomlu deyip deyip duruyoruz. Ama normal şartlarda bir hücre bölünmeyecekse kromozomları görme ihtimalimiz yok. Nasıl görüyoruz? Hücrenin içerisinde çekirdek var. Çekirdeğin içerisinde sanki parmağımın arasında bir ipliği ee, buruşturmuşum gibi genetik materyelim kromatin iplik halinde bulunuyor. Bu kromatin iplikler hücre bölünmesi sırasında kısalıp katlanmalar yaparak kromozomlara dönüşmüş oluyor. Bir kromozomda tabii ki birbirinin kopyası iki tane kardeş kromatitten meydana gelecek gençler. Bu anlattıklarımız da 10. sınıf biyolojide tekrar karşımıza çıkacak hücre bölünmeleri ünitesine öğrenirken. Kromozomların şöyle genel bir özelliklerine de bakarak, bakacak olursak dediğim gibi her canlıda belli sayıda kromozom var. İnsanlar 46 kromozomlu, kepekler 78 kromozomlu gibi tabi bir türün sağlıklı bireylerinden bahsediyoruz gençler. Canlının gelişmişlik düzeyiyle kromozom sayısı arasında herhangi bir bağlantı yok. Yıldız, yıldız, yıldız. Köpek 78 kromozom kromozomlu insan 46 kromozomlu köpek daha gelişmiştir diyemeyiz. Moli balığı klasik örnek 46 kromozomlu insan 46 kromozomlu insanın en yakın akrabası moli balığıdır diyemeyiz. Yani kromozom sayısının fazla olması veya kromozom sayısının iki canlı da aynı olması o canlıların daha gelişmiş veya daha yakın akraba olduğunu göstermez. Aynı türün bütün sağlıklı bireylerinde kromozom sayısı tabii ki aynı olacak. Nükleotitler bir araya gelerek kimleri meydana getirecek? Genleri hatta burada bir şifre vardı hatırlar mısınız? Kedi, Geni diye kullandığımız bir şifremiz vardı. Ne yapacaktı? Nükleotitler bir araya gelerek kimleri meydana getiriyor? Genleri. Genler bir araya geldiği zaman DNA'yı. DNA'nın etrafını proteinler sardığı zaman kromotinleri meydana getirmiş oluyor. Kromotinlerde de katlanmalar yaptığı zaman kromozomları oluşturacak gençler. Prokaryot hücrelerin çekirdeği olmada, olmadığından DNA'yı stoplazmadan ayıran tabii ki bir zar sistemleri yok. Onlar için ne dedik DNA molekülü halkasal bir yapıda çift zincirli ee, çekirdek bölgesi diyebileceğimiz stoplazmanın daha yoğun olarak bulunduğu bir kısımda yer alıyorlar. Stoplazmaya da gelecek olursak doğru tanımı söylüyoruz. Gençler çekirdek zarıyla hücre zarı arasında kalan kısmın tamamı birden Sitoplazma dediğimiz kısımdır. Bazen ilkokulda yanlış söylüyorlar. Diyorlar ki hücrenin sıvı kısmına sitoplazma denir. Bir de organeller var. Hayır. Hücrenin sıvılarından, organellerinden ve hücre iskeleti elemanlarından oluşan tüm kısmına birden sitoplazma ismi veriliyor. Ökaryot hücrelerde çekirdek zarı ile hücre zarı arasında kalan renksiz yarı saydam yumurta akı kıvamında pişmemiş kek kıvamında kolloidal sıvıdan oluşan kısma sitoplazma ismi veriliyor prokaryot hücrelerde çekirdek bulunmadığından hücre zarının içerisine kalan tüm kısma birden stoplazma ismini veriyoruz gençler prokaryot hücrelerde tabii ki yaşamsal faaliyetler büyük oranda stoplazmada gerçekleşecek bazı hücre zarı kıvrımlarında bulunan yapılarda yaşamsal faaliyetlere yardımcı olabiliyorlar şimdi tablonun üstünden tekrar üstüne basa basa söylüyorum stoplazma dediği dediğimiz kısım neymiş gençler? Hücre zarıyla çekirdek zarı arasında kalan kısmın tamamına birden sitoplazma ismini veriyormuşuz. Burada sitozol dediğimiz bir sıvı kısım yer alıyor. Organeller yer alıyor. Bir de hücre iskeleti elemanları dediğimiz aslında o sıvının belli bir kıvamda kalmasını sağlayan protein iplikler bulunuyor sıvı kısımla yani sitozolle başlıyorum. %70-90 oranında sudan meydana geliyor. İçinde neler var? İçinde tabii ki mineral maddeler var, tuzlar var, bazı gazlar bulunacak, proteinler, karbonhidratlar, yağlar, enzimler, hormonlar, vitaminler, boşaltım atıkları, ATP, nükleotitler, RNA'lar bulunacak. Yani hücrenin sitoplazmasında ne varsa Tabii ki bu sıvı kısmın içerisinde de yer almış olacak. Unutmayacağın tek şey DNA ökaryotlarda çekirdekten dışarıya çıkamıyor. Yani DNA şuranın içerisinde, sitoplazmada DNA bulunmuyor. Prokaryotların çekirdeği olmadığı için DNA'ları sitoplazmalarında da serbest halde bulunabiliyor gençler. Geliyorum organellerimize. Sıvı kısımdan sonra sırada organellerimiz var. Bir insanı düşündüğümüz zaman trilyonlarca, milyonlarca hücreden meydana geliyoruz. Her bir hücremizde de artık orada ne iş yapılıyorsa buna uygun organeller var. Her organelden bir tane bulunmaz gençler. Mesela senin salgı yapan bir hücreni düşün. Mesela ben şu an çok hızlı konuştuğum için arada fark ediyorsunuzdur böyle sert bir yutkunma yapıyorum. Çünkü hızlı konuştuğum için ağzımın içerisinde tükürük birikiyor. Tükürük salgısını üreten, tükürük bezindeki hücrelerde salgı üretimini yapan golgi sayısı fazladır mesela. Senin protein sentezine fazla yapan hücrelerinde tabii ki ribozom organeli fazla olacak. Mesela sinir hücreleri çok enerji harcar. Sinir hücrelerinde bulunan enerji üretimini sağlayan mitokondri organeli daha fazla sayıdadır. Yani hepsinde beş tane şundan üç tane Bundan iki tane bundan diye bir şey yok. Görevine göre. Hücrelerin organel sayıları farklılık gösterebiliyor. Her bir hücre içerisinde bir saniyede milyonlarca biyokimyasal tepkime meydana geliyor. Karmaşık yapıdaki hücre ve elemanlarının hatasız şekilde ve uyumlu bir şekilde tabii ki çalışması gerekiyor. Senin hücrenin içerisinde bir tane organel iş yapmadığı zaman onu yok edecek hücrelerin gelmesi, o organel iş yapmadığı için onun ortadan kaldırma, kaldırılması hücrenin hayatına devam etmesi gerekiyor. Herhangi birinde meydana gelen bir aksama hücrenin ölümüne yol açabilir. O yüzden işlerin çok düzenli bir şekilde kontrol edilmesi ve gerçekleşmesi gerekiyor hücrenin içerisinde. Devam ediyorum gençler. Tek ve çok hücreli tüm canlılarda tabii ki organel adını verdiğimiz özelleşmiş yapılar bulunacak organelleri de yıldız 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 yazılı sorusu gençler zar durumuna göre gruplandırabiliyoruz Ribozom ve sentrozom adını verdiğimiz organeller var. Bunlar zarsız organellerdir. Bir cümle edip anlatmaya başlayacağım. Ribozomu söylemelere doyamadık. Prokaryot, ökaryot tüm canlılarda var. Zarsız organel protein sentezinin gerçekleştiği organel. Sentrozom organeli de zarsız bir organeldir. Hücre bölünmesi sırasında iyi ipliklerinin üretimini sağlayacak. Dediğim gibi hepsiyle ilgili birer tane ana iş ile ilgili cümle kuracağım. Sonra kendi içerisinde anlatmaya başlayacağız. Endoplazmik retikulum hücre zarı ile çekirdek zarı arasında madde alışverişinin gerçekleştiği kanalcıklar ve borucuklar sistemi adı üstünde madde alışverişi en önemli görevi. Golgi aygıtına bakacak olursak salgılama ve paketleme görevlerini gerçekleştiriyor. Kofulun çok fazla derecede çeşidi var. Senin hücrenin içerisinde bir atık var, bu atığın etrafını bir zarla çevirdin. Atık kofulu oluyor. Sen dışarıdan büyük bir besini aldın. Besin kofulu meydana geliyor. Boşaltım kofulu dediğimiz koful çeşitleri var. Lizozom hücre içi sindirimi gerçekleştiren organelimizdir. peroksizom da yine içerisinde enzimler bulunduran zararlı maddelerin zararsız hale dönüşmesini sağlayan organeldir. Çift katlı zarla çevrili organellerimiz ise mitokondri organeli ve plastitler olacaktır gençler mitokondri oksijenli solunum tepkimeleri sonucunda ATP üretiminin gerçekleştiği organelimiz plastitler ise kloroplast, kromoplast ve lekoplast olmak üzere 3 ayrılıyor. Kloroplast fotosentez tepkimelerinin gerçekleştiği organel Bitkiler sadece yeşil renkli değil, diğer renklerin oluşmasını sağlayan pigmentleri taşıyan organel kromoplast, madde depolanmasını sağlayan renksiz plastit ise lokoplast olacak. Prokaryot hücrelerde sadece zarsız ribozom bulunuyor. Unutma, bitki ve hayvan hücrelerinde temel yapılar aynıdır ama farklı fonksiyonları yürütebilen organeller bulunuyor. Dersin en başında söylemiştim. Mesela plastitler hayvansal hücrelerde yok. Mesela sentrozom bitkisel hücrelerde yok gibi. Biz ilk olarak kiminle başlayacağız? Gençler ribozom organeli ile başlayacağız. Prokaryot, ökaryot herkeste olduğuna göre tüm canlılarda vardır diyebiliriz. Şimdi ribozom organeline baktığımız zaman da gençler şurası bizim hücremiz olsun. Hücremizin içerisinde sitoplazmada serbest halde ribozom organeli bulunabiliyor. Ribozomun da kendi içerisinde bir büyük alt birimi bir de küçük alt birimi var. Yani iki tane alt birimden meydana geliyor. Protein sentezi gerçekleşeceği zaman büyük alt birimle küçük alt birim birbiri üstüne biniyor. DNA'dan gelen şifre kaydırılıyor. Buna göre de bir protein sentezi gerçekleşmiş oluyor. Ribozom sayısı tabii ki protein vari salgılar üreten hücrelerde daha fazla olacak. Mesela enzimlerin hangi çeşidi olursa olsun yapılarında mutlaka protein bulunur demiştik. Enzim sentezine fazla olduğu hücrelerde tabii ki ribozom fazla sayıda bulunacak. Ribozoma baktığımız zaman dedik ki prokaryot hücrelerde zaten sitoplazmada serbest halde bulunacak. Ökaryot hücreleri de düşünecek olursak pek çok yerde ribozom organizasyonu organeli var. Sitoplazmada serbest halde var. Çekirdek zarının üzerinde bulunabiliyor. Birazdan bazı endoplazmik retikulumun kısımlarında da bulunduğunu söyleyeceğiz. Mitokondri ve kloroplast organelinin de kendine ait ribozomu bulunur gençler. Ribozom neyden meydana geliyormuş? Ya yapısında ribozomal RNA yani rRNA var. Bir de tabii ki proteinlerin birleşmesiyle ribozomun alt birimleri meydana geliyor. Ökaryotlarda sitoplazmada serbest halde, endoplazmik retikulumun üstünde bulunabiliyor. Hatta bulunanlara granüllü diyeceğiz. Çekirdek zarının dış yüzeyinde, mitokondri ve plastitlerde tabii ki bulunabiliyor gençler. Prokaryot Ökaryotlarda ribozom organeli ortaktır dedik ama ikisini kendi içerisinde kıyas yapacak olursak ökaryotlardaki ribozomlar çok daha büyük yapıda oluyorlar. Genellikle tabii ki hücrenin kullanacağı proteinler bu sitoplazmadaki serbest halde bulunan ribozomlarda e, sentezleniyor. Sonra paketlenip eğer dışarıya gönderilecekse gönderiyorlar. Protein sentezinin çok yoğun olduğu hücrelerde özel durumlarda söz, söz konusu olabiliyor. Bazen benim aynı proteine birden fazla ihtiyacım olabilir. Mesela bir tane protein. Ama benim ondan dört tane ihtiyacım var. Çabuk üretmek istediğimiz zaman ribozomlar yan yana diziliyorlar. DNA'nın mRNA'ya şifre vermesi söz konusu oluyor. mRNA'dan gelen şifre bu dördünün içerisinden geçiyor. Aynı anda tek şifreyle protein sentezi çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşebiliyor. Ribozomların böyle yan yana gelerek oluşturdukları yapılara polizomlar ya da poliribozomlar ismini veriyoruz. Polisakkaritler, polimerler, poli ne demekti? Çok demekti. Polizomlar çok ribozomlar, poliribozomlar anlamına geliyor gençler. Buradan devam ediyorum. Ribozom etkinliği artan bir hücrede protein sentezi de artmayacak mı? En sayıda amino asit bir araya gelip bir protein sentezlenecek haliyle en eksi bir sayıda su açığa çıkacak. Çok söylüyorum ama tekrar söyleyeyim gençler. Dokuzuncu sınıftaki tüm konular birbiriyle bağlantılı. Bak ta yaşam bilimi biyoloji ünitesine protein sentezini anlattık. Orada proteinin nasıl meydana geldiğini işte ne kadar birleşirse ne kadar su açığa çıktığını söyledik. Şimdi burada tekrar karşımıza çıkıyor ribozom organelini anlatırken hücre zarından madde alışverişlerini anlatırken yine kim büyük kim küçük bilmemiz gerekecek. Diyeceğiz ki amino asit küçük yapılı hücre zarından geçebilir. Protein ise büyük yapılı hücre zarından geçemez. Yani yaşam bilimi biyoloji ünitesi çok temel bir konudur gençler. Bütün eğitim döneminiz boyunca oradaki bilgiler biyoloji dersi için konuşuyorum. Tabii ki tekrar tekrar karşınıza çıkacak. Hazır yazılıya hazırlanacaksınız. Birinci dönem ikinci yazılılara. Eğer eksiğiniz varsa yaşam bilimi biyoloji kısmı ile ilgili onu tamamlamaya gayret gösterin. E ribozom etkinliği artan bir hücrede bana grafiksel veya sözel bir soru verdi. Ne olacak o hücredeki amino asit miktarı azalacak. Çünkü amino asitler bir araya gelip proteinleri meydana getiriyorlar. Protein ya da polipeptit çok peptit bağının bir araya gelmesiyle oluşmuş. Yani protein demek istiyor polipeptit miktarı sentezlediğine göre artacak. E protein sentezi yaparken açığa su çıkmıyor mu? O zaman hücrede bulunan su miktarı da artacak. pH'a geldiğimizde düşüneceksin. Amino asit yani asidik özellikteki bir maddeden bahsediyoruz. Sen protein sentezi yaptığında bu asidik özellikteki maddenin miktarı azalıyor. Asitlik azaldığına göre pH artmış olacak grafiksel sorularda karşınıza çıkarsa değil. Buradan da Endoplazmik retikulum'a geçiyorum gençler. Endoplazmik retikulum'a geçerken de unutmuyorsun hücre zarının içeriye doğru yaptığı kanalcık ve borucuk sisteminden bahsediyoruz. Hatta bu DNA'nın etrafına geldiği zaman çekirdek zarının oluşmasını sağlıyor. O zaman şurası da endoplazmik retikulum dediğimiz kısımdır. Endoplazmik retikulumun üzerinde ribozonlar bulunabiliyor. Eğer ER'nin üzerinde ribozomlar varsa biz buna granüllü yani benekli demek aslında granüllü ER ismini veriyoruz. Mikroskopta bakmışlar ribozomların olduğu yer nokta nokta göründüğü için işte granüllü benekli ER ismini vermişler. Ribozom bulunmayan kısımlar üsse Düz endoplazmik retikulum ya da granülsüz endoplazmik retikulum ismini alacak. Hücre zarından başlayıp çekirdek zarına kadar kıvrımlı bir şekilde uzanan hücre içi kanallar ve borular sisteminden bahsediyoruz. Neymiş? Çekirdek zarı aslında endoplazmik retikulumun devamıymış. E temel görevi de tabii ki uzanan borucuk sistemi olduğuna göre madde taşınması olacak gençler. Endoplazmik retikulumu ikiye ayırdım. Üzerinde ribozom varsa granüllü ER, ribozom yoksa granülsüz ER olarak isimlendiriyoruz. Granüllü ER ile granülsüz ER'yi de kendi içerisinde kıyas yapacak olursak Protein sentezinin hızlı olduğu hücrelerde tabii ki bol miktarda bulunacak. Çünkü üzerinde ribozomlar var. Bu da diğerlerinin sentezinin çok olduğunda olacak. Yani buraya proteini verirsen buraya da karbonhidrat ve yağı vereceksin. Öyle ezberle daha kolay aklında kalır. Yağ ve karbonhidrat sentezinin fazla olduğu hücrelerde de granülsüz ER miktarı fazla olacak. Ribozomlarda üretilen proteinlerle birlikte hücre dışına verilecek olan salgıların büyük kısmını granüllü ER sentezleyecek, küçük keselere dönüştürüp paketleyip Golgi'ye gönderecek. Mekanizmayı birazdan daha detaylı anlatacağım. Granüllü ER hücre zar sistemini yapan tabii ki fabrikalar gibi de çalışıyor gençler. Granülsüz ER'ye bakacak olursak karaciğer hücrelerimizde fazla miktarda bulunur. Zehirli maddelerin zehir etkilerini yok eder. Kim bu zehirli maddeler? Bazı ilaçlar veya alkollerden bahsediyoruz. Tabii ki glikojeni glikoza dönüştüren steroid yapılı hormonların sentezlenmesinde görev yapacak. Çizgili kas hücrelerinde kasılma için gerekli olan kalsiyum iyonları da yine bunlarda depolanmış olacak. Endoplazmik retikulumlar hücrenin içerisindeki iskelet sistemi ya hücre bölünmesi sırasında nasıl çekirdek zarı kayboluyorsa endoplazmik retikulum da kaybolur yani yıkılır. Bölünme tamamlandıktan sonra tekrardan sentezlenmiş olur. Endoplazmik retikulum hücreye mekanik olarak desteklik de sağlar. Nasıl ki kemiklerin benim parmaklarımın belli bir şekilde durmasını sağlıyor. Hücrenin içerisindeki bu endoplazmik retikulum da ona iskelet gibi mekanik bir desteklik sağlıyor. Oda oda ayırmasından dolayı asidik ve bazik tepkimeler birbirinden farklı alanlarda gerçekleşebiliyor gençler. Buradan da Golgi aygıtına geçiyorum çok sayıda yassılaşmış küçük keseden meydana geliyor. Aslında endoplazmik retikulumdan bir parçanın kopmasıyla golgi organeli meydana gelmiş oluyor. Golgi deyince de ilk aklına salgı ve paket gelecek gençler. Aslında iş nasıl gerçekleşiyor? Şuradaki granüllü ERlerin ribozomlarında bir protein sentezleniyor. Şöyle hayal et şu protein olsun, bu sentezlendikten sonra bir keseyle birlikte bıdı 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 bıdı, bıdı golgi organeline gidiyor. Golgi organelinde bu protein işleniyor, işlevsel iş yapabilecek hale, fonksiyonel olarak olgunlaşmış hale dönüştürülüyor. Golgi'de iş yapıldıktan sonra tekrardan paketlenip artık gönderilecekse dışarıya gönderiliyor. Hücre içinde iş yapacaksa içeride iş yapılmaya bırakılıyor diyeyim. Çok sayıda yassılaşmış keseden ve küçük kofullardan meydana gelecek hücrede gük görevi paketleme ve salgılamadır. Düz endoplazmik retikulum tarafından üretilen golgi zarları üzerinde ribozom bulunmaz gençler organellerini kaybetmiş olgun al yuvarlarda golginin ne işi var ki spermleri de unutmayın spermlerde bulunmuyor gençler onun haricinde tüm canlı hücrelerde golgi organeli bulunacak salgı yapan süt bezi tükürük bezi veya endokrin hormon üreten bir hücre grubunda tabii ki çok daha fazla golgi vardır. Buradan mekanizmaya dediğim gibi geçiyorum gençler. Yaslan arkana burası önemli. Endoplazmik retikulumda bir tane madde üretildi. Sonra ne yapılanıyor? Oradan bir parça koptu. Şunun içerisindeki protein henüz işlevsel değil. Bu keseyle birlikte bıdı 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 bıdı, bıdı nereye gitti? Golgi'ye gitti. Golgi'de bu protein üç boyutlu bir yapı kazandı veya daha işlevsel bir hale dönüştü. İşlevsel hale dönüştükten sonra Dışarıya atılacak bir madde ise tabii ki dışarıya gönderiliyor gençler veya lizozom organeline dönüşebiliyor. Lizozom dediğimiz de hücre içi sindirimde görevli olan organeldir. Eğer bu üretilen şey bir enzimse etrafı bir zarla çevriliyse golgide işlendikten sonra artık ismi lizozom oluyor. Golgi o aygıtında salgılama paketleme yapılır dedim ya gliko protein, glikozla protein birleşmiş. Glikolipit, glikozla lipid birleşmiş. Lipoprotein, lipitle protein birleşmiş. Mesela sana soru sorar. Glikoprotein miktarı artan bir hücrede aşağıda verilen organellerden hangisinin sayısında artış vardır der. Tabii ki Golgi'yi de kabul edeceksin. Golgi aygıtının büyüklüğü ve gelişimi hücre tipine ayrıca metabolik durumuna göre de değişiklik gösteriyor. Maddelerin hücre içinde sindirimini yapan lizozomların oluşumunda da koful oluşumunda da gol yaygıtı rol oynayacak. Sinir hücreler hücrelerinde işlev kaybına neden olan Alzheimer, kistik fibrozis hastalığına da araştırmışlar. Golgi aygıtının hem yapısında hem de işlevlerinde anormallik olması sonucunda meydana geldiğini bulmuşlar gençler. Buradan da bugünkü son organelimiz olan lizozom organeline geçiyorum. Lizozomun içerisinde bulunan enzimler granüllü ER'de üretiliyor, daha sonra Golgi'ye getiriliyor. Golgi'de bunlar enzime dönüştürülüp Golgi'den bir parça koptuğu zaman da lizozom organeli meydana gelmiş oluyor. Yıldız 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 lizozom organelinin görevi hücre içi sindirimdir gençler. Hücrenin içerisine alınan büyük bir maddenin içeride parçalanmasında lizozom organeli görev yapacak. Lizozomlar fagositozla bir sonraki konumuzda anlatacağız. Yani büyük yapılı bir şeyi içeriye attığımız zaman lizozom organeliyle birleşme oluyor ve bu büyük şey parçalanmış oluyor. Aynı zamanda bozulmuş ve yaşlanmış organeller lizozom organeli tarafından yok ediliyor. Spermlerin yumurtaya girmesinde de etkili. Neden? Yumurtanın da en dış yüzeyinde sert koruyucu bir tabaka var. Milyonlarca sperm yumurtaya hareket ediyor. Bir tane sperm yumurtaya ulaştığı zaman bu spermin baş kısmında özel bir lizozom var. Burada bulunan enzimler yumurta zarını eritiyor, diğer spermlerin girmesini engellemiş Oluyor. Yıldız gelişmiş bitki ve mantar hücrelerinde Lizozom organeli bulunmaz gençler. Lizozom zarının iç yüzeyi enzimlerin zarar vermesini engelleyen özel bir madde ile kaplanmış durumda. Lizozomun içerisinde enzimler var. Büyük şeyleri içeri aldığımız zaman bu enzimler parçalıyor. Lizozom nasıl kendi kendine zarar vermiyor? İşte bu içinde bulunan sıvılar sayesinde gençler. Bazen de şöyle durumlar söz konusu oluyor. Diyelim ki bizim şurada bir tane hücremiz var. Bu hücre benim sözümü dinlemiyor. İstediklerimi üretmiyor öl diyorum yap diyorum yapmıyor. O zaman savunma sistemi hücrelerimiz geliyor buna öl emrini veriyor. Öl emrini verdikleri zaman lizozom organeli kendini patlatıyor. Lizozom organeli kendini patlatınca içerisinde bulunan enzimler etrafa dağılıyor. Hücre kendi kendini sindiriyor. Biz buna hücrenin intiharı ismini de veriyoruz gençler. Mutlaka yazılı da sorar hoca. Hücrenin kendi kendine lizozomunu patlatarak sindirmesi olayına otoliz ismini verir. Veriyoruz. Mesela embriyonik dönemdeki bebişleri anne karnında baktığımız zaman parmak aralarımızda perdeler vardı. Bu parmak aralarımızdaki perdelerin yok edilmesi buradaki hücrelerin kontrollü ölümüyle gerçekleşti. Yani aslında şu perdeleri oluşturan hücrelerdeki lizozomlar patladı. Böylelikle parmaklarımız birbirinden ayrılmış oldu. Lizozomlardaki fonksiyon bozuklukları tabii ki bazı hastalıklara da neden olacak. Gençler bunlardan bir tanesi de Tay-Sachs hastalığı gibi bir hastalıktır. Hücrelerin özellikle sinir hücrelerinin lizozomlarında lipitleri sindiren enzimlerin eksikliğinde meydana geliyor. Zamanla sinir hücrelerinde biriken lipitler hücrelerin fonksiyonlarının bozulmasına neden oluyor. Yaşlı insanlara baktığımız zaman ellerinin üstünde böyle kahverengi lekeler meydana gelir ya çil gibi. Onlar da aslında yaşlılık pigmentidir gençler. Lizozom faaliyeti sonucu parçalanması gereken maddeler parçalanmadan zamanla burada birikebiliyorlar. Bu maddelerde bu çil gibi ben gibi renklerin oluşmasını sağlıyor. Yaşlılık pigmenti olan pigmentlere dönüşüyorlar. Deride kahverengi lekelerin oluşmasına yol açabiliyor dediğim gibi. Konumuzu bitirdiğimize göre birkaç tane soruyu çok hızlı çözüyorum gençler ve bitiriyoruz. Hayvan hücrelerinde bulunan lizozom organeli ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Fagostoz ve pinostoza hücre içine alınan büyük moleküllerin parçalanmasını sağlar. E lizozom organeli büyük maddeler içeriye alındığında bunların parçalanmasını sağlayan enzimleri taşıdığı için bizim için doğru. Yaşlanmış ve yıpranmış organellerin tabii ki parçalanmasını sağlıyordu. Spermin yumurtaya ulaşmasında etkiliydi. Ölümden sonra organeli saran zarın parçalanmasıyla serbest kalan enzimler dokuların çürümesini de tabii ki hızlandırıyor gençler. Bunu söylememiştik ama öncüllerin arasında dile getirmiş olalım. Bazı Pardon, bir hayvan hücresinde bazı maddelerin derişiminin zamana bağlı değişimi yandaki grafiklerde gösterilmiştir diyor. Şimdi ne olmuş? Protein miktarı azalıyormuş. Demek ki proteinler parçalanıyor. Amino asit miktarı artıyor, su miktarı azalıyor. Demek ki bu hücrede proteinlerin parçalanması söz konusu oluyor. Yani hidrolizi gerçekleşiyor. E proteinleri parçalayan organelimiz tabii ki lizozomdur. O zaman lizo lizozomun etkinliği artmıştır. Proteinleri birbirine bağlayan bağın adı peptit bağıydı. Sen proteinleri parçaladığına göre kurulan peptit bağlarının da sayısının azalması gerekiyor. Açığa amino asit çıktığına göre asitlik artıyor. Asitlik arttığına göre pH ise azalıyor gençler. Bu bizim için yanlış oldu. Yorumlarından hangileri yapılabilir dediği için cevabımız 1 ve 2. Buradan da devam ediyorum. Yanda gösterilen A organeli ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? A organeli dediği organel şurası çekirdek olduğuna göre endoplazmik retikulumdan bahsediyor. Çift kat zarlıdır. Baktığımız zaman endoplazmik retikulumu tek zarlılar arasında gruplandırmıştık. Granüllü ER olup protein sentezinin hızlı olduğu hücrelerde çok miktarda bulunur. E bakıyorum granüllü ER ribozom organelleri üzerinde bulunduğuna göre doğru olacak. Kalsiyum sentezi yapar. Hadi oradan. Kalsiyum mineral bir maddedir. Hiçbir canlı mineral maddeleri sentezleyemez diyeceğiz. Sonra hücre içinde madde taşınmasında tabii ki ER'nin hangi çeşidi olursa olsun görevli olacak. İfadelerinden hangileri doğrudur dediği zaman da cevabımız 2 ve 4 şeklinde oldu. Buradan devam ediyorum. Ribozom organeli ile ilgili bir soru çıktı. Karşımıza zarsız bir organeldir. Tabii ki doğru. Genellikle tüm canlı hücrelerde bulunacak yapısında tüm nükleik asitleri bulundurur. Hadi oradan R, RNA artı proteinden meydana geliyordu. DNA'sı yok ki. Ökaryot hücrelerde yapımında çekirdekçik görev alıyordu. Küçük ve alt bir büyük küçük ve büyük alt birimin sentezi çekirdekçikte gerçekleşiyordu. Hangileri doğrudur dediğinde de cevabımız 1 2 ve 4 şeklinde oldu. Buradan da geldik konu biterken kısmına. Gençler özetliyoruz, diyoruz, bitiriyoruz. Ökaryot hücreler gelişmiş yapılıdır. Çekirdek, zarlı ve zarsız organelleri tabii ki bulunacak. Protista, bitki, mantar ve hayvanlar alemindeki canlıların ökaryot olduğunu söyledik. Ökaryot hücrelerde çekirdek, çekirdek zarı çekirdek sıvısı, çekirdekçik ve kromatinden meydana geliyordu. Sitoplazmaya baktığımız zaman organeller vardı, inorganik ve organik maddeler vardı, hücre iskeleti elemanları vardı. Ribozom zarsız protein sentezini yapar. Endoplazmik retikulum tek zarlı, madde iletimi ve depolanmasını yapacak üzerinde ER taşıyan daha doğrusu üzerinde ribozom taşıyanlara granüllü ER ismini veriyoruz. Ribozom bulundurmayanlara düz endoplazmik retikulum ismini veriyorduk. Düz endoplazmik retikulum yağ sentezi yapar zehirli maddelere etkisiz hale getirir. Gol yaygıtının tek zarlı olduğunu söyledik. Paketleme ve salgılama deyince ilk gol yaygıt aklımıza gelecekti. Lizozom hücre içi sindirimden görevliydi. İçerisinde enzimler bulunduran tek zarlı bir organel Hemen ödüllü soruya da geçiyorum gençler. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.